Buyurun üstadım. Teşekkürler Ali Bey. Mustafa Ertaş isimli meslektaşımız sormuş. Anonim şirket Aralık 2019'da taşıt kredisiyle araç satın aldı. Kredinin ilk taksit Ocak 2020 olduğuna göre ödenecek faizler gidere mi atılacak yoksa taşıtın maliyetine mi girecektir? Burada 163 nolu tebliğe baktığımız zaman biliyorsunuz aktif alınma diye bir kavramdan bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer Aralık 2019'da aktifleştirildiyse, taşıtlar hesabına alındıysa onun faizi 2020'de ödendiği takdirde 2019'da geri dönüp bir yani takip eden yıl ödenen faiz olarak kabul edileceği için bence doğrudan gider yazılabilmesine engel bir şey yok. Tabi artık gider yazarken de 7194 sayılı yasa kapsamında bunun %70'lik kısmının gider yazılabileceğini zaten seminer içerisinde de açıkladık. Hisse senedi temettü geliri 2019 yılında 31.600 TL'dir. Menkul sermaye geliri kapsamında beyanname verilip verilmeyeceği Turgay Aymutlu isimli meslektaşımız sormuş. Ticari faaliyetinde olmadığını ayrıca belirtilmiş. Seminer içerisinde de söylemiştik. Elde edilen kar paylarının, brüt kar paylarının zaten yarısı vergiden istinaydı. Ona istinaden tek geliri kar payı olanlar 80.000 TL'ye kadar 2019 yılı içerisinde brüt kar payı elde ettikleri takdirde beyanname verme mecburiyeti doğmuyordu ki örnekteki rakam çok daha düşük. 31.600 lira. Yarısı zaten gelir vergisinden istisna. Kalan yarısı da 40.000'lik beyan sınırının altında olduğu için elbette ki bu kar payı beyan edilmeyecek. Edilseydi iadeye belki mükellefimiz hak kazanacaktı. İki veya daha fazla işverenden ücret alınması halinde beyanname verilme zorunluluğu doğduğunda tahakkuk edecek vergilerden ücret bozulmasında kesilip işverenler tarafından ödenmiş vergi stopajları mahsup edilmeyecek mi? Sunumda bundan hiç bahsedilmedi. Mükerrer vergi mi ödenecek? Şükrü Yılmaz isimli meslek mensubumuz sormuş. Elbette ki zaten soruyu soran cevabında bildiği anlaşılıyor. Gelir Vergisi Kanunu 123. maddesi kapsamında birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirinin toplamı 2019'da 40.000 lirayı aştığı için mükellefimiz beyanname vermek zorunda kaldıysa o beyannameyi taşıdığı ücret gelirleri dolayısıyla tüm işverenlerin yaptığı tüm stopajlarda mahsuba konu edilecek ve herhangi bir mükerrer vergileme yol açılmayacak. Hatta onun yanı sıra biliyorsunuz yıllık beyannameyle ücretler beyan edildiği için 89. maddedeki indirimlerden de mükellefimizin yararlanması mümkün hale gelecek. GMS'i gelirlerinde Demirkağan Yılmaz sormuş. İstisna olan 5400 lira kısım dikkate almada aylık emekli maaşı 148.000'e ulaşmada dikkate alınır mı diye bir soru sormuş. Yine sunum içerisinde özellikle belirtmiştim. Aslında en somut örneklerinden birisi de bu. 148.000 liralık gelir kıstasında 5400'lük istinadan yararlanma açısından elde edilen kazanç ya da yaratın vergiden istisna olup olmaması, beyanı tabi olup bulunmaması hiç önemli değil. Dolayısıyla bu örnekteki emekli maaşı da 148.000'den hesabında dikkate alınmak zorunda. Onu bırakın o yıl emekli oldu, kıdem tazminatı aldı. Gelir vergisinden istisna, onu bile ne yapıyoruz biz? 148'in hesabında dikkate alıyoruz. Burada vergiden istisna olup olmaması, tekrar söylüyorum, beyanı tabi bulunup bulunmaması hiç ama hiç önem arz etmiyor. Üç kardeş sahip oldukları gayrimenkulden GMS kazancı elde ediyor. Ancak kazancın tamamı tek kişi adına yatıyor. Uygulamada en çok rastladığımız konulardan birisi. Burada arkadaşlar adına yatan beyanname verdiği takdirde diğer iki kardeş bu mükellefiyetten elbette ki kurtulmuyor. Her bir kardeşin doğru olan durum kendi hissesine isabet eden kısmı ayrı ayrı beyana konu etmesi. Bu durumda stopaj değer adına hesabına para yatan kardeşten sadece yapıldıysa yine 252 nolu gelir vergisi kanunu genel tebliğde bunun ne şekilde düzelteceğini ve her bir kardeşin kendi adına yapılmasa bile stopaj ne şekilde beyannamede mahsup edebileceğine ilişkin açıklamalar var. Oradaki açıklamalar çerçevesinde yol izlenirse sorun olmadan stopajları da kendi adına yapılmasa bile kardeşler mahsuba konu edebilecek. Stopaj ve SGK'dan muaf tutulacak yol ücretini gider yazmak için çok sayıda işçi çalışan şirketler için bir kolaylık olabilir mi? Çünkü gider yazmak için akbil fişleri vesaire gerekiyor. Maalesef ne tür bir kolaylık isteniyor anlamadım ama mutlaka belgelendirmek gerekecek. Eğer toptan tek bir faturayla bunu ödeme imkanı varsa ilgili kuruluşa onu ben bilmiyorum. En fazla kolaylık tabii ki olabilir. Telif kazançlarında bilgisayar yazılımı, web sayfası düzenlemesi vesaire, gelir stopaj ve KDV durumu nedir? Biliyorsunuz şu anda burada ben bahsedilen bilgisayar yazılımından elde edilen kazançlar
genel anlamda 18. madde kapsamına girmesi söz konusu olabiliyor. Onun dışında da işte teknokenti yapılması 5746'ya göre yapılmasına göre de değişik unsurlar var ama burada o sorulmamış. Dolayısıyla telif kazançları istinası kapsamında bilgisayar yazılımından elde edilen kazançlar hali hazırda biliyorsunuz tutarı ne olursa olsun 18. maddeye göre vergiden istisna. Bunlara ödemede bulunanlar 94. maddeye göre %17 oranında stopaj yapmak zorundalar. Bu stopaj nihai vergi olarak kabul ediliyor. Eğer bu işlem süreklilik arz edecek şekilde yapılıyorsa bilgisayar yazılımı o zaman ayrıca 2 nolu beyanname ile KDV tevkifatı yapılması da gündeme gelebiliyor. Aylık 30.000 TL bedelli kira verilen iş yerinden 10 ay karşılığı kira bedeli bankaya yatmış. Ancak alınan stopaj listesinden ilgi vergi dairesine 12 ay olarak stopaj yatırılmış. Düzenlenmiş olan GMS beyannamesinde 10 ay mı gelir olarak yoksa 12 ay mı gelir olarak beyan edilecek? 12 aylık stopajın durumu ne olacak diye bir soru sorulmuş. Yani uygulamada en çok rastladığımız konulardan birisi bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gayrimenkul sermaye hayratlarında elde etme tahsil esasına bağlandığı için 2019 yılında kaç aylık kira gelirini elde ettiyseniz o kadarlık tutarı örnekte 10 ay, 10 aylık kısmı beyanla yükümlüsünüz. Diğer kısmı beyan edemiyorsunuz çünkü tahsil edilmemiş. Yine gelir vergisi kanunu 123. maddesi var biliyorsunuz. Vergi tevkifatının mahsubu başlıktı. Orada ne der? Yıllık beyannamede beyana edilen gelire isabeten stopajlar mahsup edilebilir der. Dolayısıyla 12 ay stopaj yapılmış, 10 ay kira gelir elde ettiyseniz 10 ay kirayı beyan edeceksiniz ve sadece 10 aya isabet eden kiranın stopajını mahsuba konu edebileceksiniz. Kalan 2 aylık kısım hangi dönemde elde edilir, tahsil edilirse onun stopajı da o yıla ilişkin beyannamede mahsuba konu edilebilecek. Şirket ortağı adına geçmiş yıllarda ödenen SGK işveren primlerinin şirket banka hesabına iade edilen tutarının şirket hesaplarını nasıl göstereceği konusunda bilgi verirseniz sevinirim demiş Filiz Hanım. Zannediyorum burada şeyi kastediyor. 4B'li olarak sigorta ödemesinde bulunurken daha sonra 4A kapsamına alınıp primler tahsil edilen fazla ödenen primlerin de iade edilmesi gibi bir durum var gibi anlıyorum sorudan. Zaten biliyorsunuz ki 4B kapsamında yani eski adıyla Bağkurlu kapsamında şirket tarafından ödenen bir prim varsa bunun şirket tarafından o dönemde gider kaydedilmemiş olması gerekiyordu. Olsa olsa ortak bunu menkul sermaye hayratından dolayı vereceği beyannamede ne yapabilirdi, indirime konu edebilirdi. Ola ki şirket tarafından ödenmiş, gider yazılmışsa onu da dönemde kanundan kabul edilmeyen gider olarak zaten dikkate alınmış olmalıydı. Tahsil edildiği dönemde de eğer bu Bağkur priminden bir iade gündeme geliyorsa o şirketin geliri değil yine ortağa ilişkin bir gelirdir. Dolayısıyla şirket açısından burada bence kayıtlarda yapılabilecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Soruyu doğru anladıysam. Aslında bunu Ali Bey siz sunuda var isterseniz siz cevaplayın. Ticari plaka. Kazanılan davalarda mahkeme vekalet ücreti ve icra vekalet ücretini avukatlık bürosu kazanan tarafa fatura etmeli midir? Sunumda buna detaylı olarak değinmiştik. En son yapılan 7194 sayılı yasayla 94. maddede yapılan değişiklik sonrasında eğer kazanan karşı taraf ödemeyi doğrudan avukata yapıyorsa ya da onun adına mahkeme ya da icra veznesine yatırıyorsa o zaman bunu elde eden avukatın mutlaka davayı kaybeden ya da borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekiyor. Diğer tarafında 94. maddeye göre yaptığı stopajı muhtasar beyannameyle beyana konu etmesi gerekiyor. Yine sunum içeriğinde olan konuya ilişkin bir soru. Binek araçların gider kısıtlaması ile ilgili olarak aracın ruhsatındaki kullanım şekline bakmak yeterli midir? Tersine ona bakmamak gerekiyor. Günlük tarife istatistik pozisyondaki 87.03'te yer alıp almadığına ve az önce sunumda da göstermiştik. Hem geçmişteki tebliğlerde hem son 311 nolu tebliğ taslağında hangi durumlarda binek otomobil, hangi durumlarda kamyonun sayılacağına ilişkin kıstaslar belirlenmiş. Onlara bakmak gerekmekte. Araç ruhsatında kedi kullanım şekli yük nakli hususi yazan şirketin şubeler ve müşteriler arasında ürün transferi için kullandığı araçta gider kısıtlaması yapılmalı mıdır? Eğer dediğim gibi örneğin arkada camlar varsa, emniyet kemeri tertibatı varsa, ısıtma, soğutma, klima odacıkları arkada da varsa o zaman ruhsatta ne yazarsa yazsın. Maliye Bakanı diyor ki bu binek otomobildir. Öyle dediğimiz zaman da gider kısıtlamasına tabii ki konu olacak.
7 Aralık 2019'dan önce alınan binek araçlarının giderleri ve amortismanları da %70 mi hesaplanacak? Soruyu ikiye ayıralım. Çünkü ikisine aynı cevap vermek mümkün değil. 7 Aralık 2019'dan önce satın alınan binek otomobiller için 2020 yılında her hal ve takdirde bunların giderleri ne olacak arkadaşlar? %70'lik kısıtlamaya tabi olacak. Ama 7 Aralık 2019 tarihinden önce satın alınan bir binek otomobili varsa, varsayalım 1 milyon TL olarak onu taşıtlar hesabında aktifleştirdiysek, bu 160 bin liralık veya duruma göre 300 bin liralık kısıtlamaya tabi olması söz konusu değil. O 1 milyon lira bedel üzerinden biz eski alıştığımız gibi amortisman ayırabiliyoruz. Ama 7 Aralık'tan sonra alındıysa o zaman amortisman kısıtlaması gündeme geliyor. Eurobond alım satımında temiz fiyatı mı kirli fiyatı mı esas almalı? Temiz kirli tam ben anlamadım ama şöyle kısaca söyleyeyim. Eurobond alım satım kazançlarında arkadaşlar biliyorsunuz Eurobond'un alış tarihindeki döviz cinsinden oluyor bunlar. Alış tarihindeki döviz cinsinden değerini o günkü Merkez Bankası döviz alış kurunu baz almak suretiyle TL'ye çeviriyoruz. Aynı işlemi satış tarihi itibariyle yapıyoruz, TL'ye çeviriyoruz. Daha sonra TL olarak belirlediğimiz maliyet bedelini yurt içi üfedeki kümülatif artış oranını esas almak suretiyle bir bakıma enflasyon düzeltmesine, eskalasyon işlemine tabi tutuyoruz. Bu şekilde endekslenmiş maliyet bedeliyle satış fiyatını karşılaştırıyoruz. Aradaki kazanç herhangi bir istisna uygulanmaksızın ya da herhangi bir beyan sınırı olmaksızın her hal ve takdirde ne oluyor? Yıllık beyannameyle beyana konu ediliyor. 12 Kasım 2019 tarihinde vefat eden kişinin 1-1-2019, 12-11-2019 kış dönemi ölüm tarihine kadar elde ettiği gayrimenkul mesken kira gelirini beyan ederken 7194 sayılı kanunla yeniden belirlenen ve 500 bin TL üzerindeki kısmı hesabetten tutar üzerinden %40 gelir vergisi mi uygulanmalı? Aslında güzel bir soru çünkü henüz daha 7 Aralık gelmemiş, adam ondan önce ölmüş. Biliyorsunuz bu durumlarda kış dönemi ilişkin ölüm halinde beyanın gelir vergisi kanunu 92. maddesine göre ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde mirasçılarca verilmesi gerekiyor. Ama burada ne yazık ki 7194 sayılı yasa 1-1-2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 7 Aralık'ta yürürlüğe girdiğinden her ne kadar ölüm tarihi 7 Aralık'tan önce de olsa gelir dönemi 1-1-2019 olduğu için bence bunun da o %40'lık tarifeye, yeni tarifeye göre vergisinin hesaplanması gerekmekte. Çalışanlara ödenen harcılar nasıl belgelendirilecek? Gider altına alınan, bununla ilgili bize banka yoluyla ödeme yapılan, biraz yazı zor okunuyor, söylendi. Bunu daha sonra isterseniz bakayım. Birden fazla işverenden elde edilen 2016 yılı ücret geliriyle 2019 yılında tahakkuk eden ceza kişinin şirketi tarafından karşılanmış, ödenmiş ise 2019 yılı ücret geliriyle 2019 yılında tahakkuk eden ceza, ne cezası bu? Felya Kundakçı. Efendim? Ha, şey anladım, şimdi anladım. Birden fazla işverenden elde edilen 2016'daki ücret gelirini beyan etmemişsiniz. Dolayısıyla işçi adına yapılan incelemede 2019 yılında vergi ve ceza çıkmış. Bunu da işveren mi ödemiş? Eğer bunu işveren ödediyse o da ayrı bir ücret sayılmak durumunda biliyorsunuz. Yine çünkü verginin mükellefi işçi. Dolayısıyla onu da 2019 ücreti olarak değerlendirip brüte ibra etmek suretiyle evet aynen bordrosunu ekleyip brüte ibra etmek suretiyle 2019 yılı ücret gelirleri içerisinde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçek kişiye ait bankalardaki yatırım fonları ve Eurobond gelirleri gelir vergisi beyanına tabi midir? Arkadaşlar yatırım fonlarından başlayalım. Yatırım fonlarının biliyorsunuz geçici 67. madde kapsamında gelirleri tevkifata tabi olup fon bünyesinde genelde bunlar vergilendiriliyorlar. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmiyor. Eurobond gelirleri de ikiye ayrılıyor. Bir Eurobond alım satım kazançları, onun ne şekilde olduğunu az önceki soruda cevapladık. Eurobond faiz gelirlerinde ise özel bir düzenleme yok. Özel bir düzenleme var, düzeltiyorum. O düzenleme de şu, normal koşullarda biliyorsunuz Eurobond, hazinenin dış borçlanma ihtiyacını gidermek üzere yurt dışında ihraç edilen
menkul kıymetler. Yurt dışına ihraç edildiği için aslında normal koşullarda bunlardan stopaj yapılması çok da mümkün değil. Ama vergi tekniği açısından 94. maddeye göre Eurobond faiz gelirlerinin %0 oranında stopaja tabi tutulduğu kabul ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7. bentteydi. %0 oranında stopaja tabi tutulduğu için de gelir vergisi kanunu 86.1c'ye göre beyan edilip edilmeyeceği belirleniyor. Dolayısıyla özetle 2019 yılında Eurobond faiz gelir. Bakın alım satım kazancı demiyorum. Alım satım kazancı 1 lira bile olsa beyana konu edilecek az önceki hesaba göre. Faiz gelirlerine yani itfaiyat halinde elde edilen ya da kupon faiz ödemelerinden kaynaklanan faiz gelirlerinde eğer elde edilen faiz gelirinin tutarı 40.000 TL'ye geçiyorsa yıllık beyannameyle beyan edilecek. Vergi hesaplanacak, stopajda sıfır olduğu için mahsup edilecek pek bir şey olmadığı için hesaplanan verginin hepsi ödenmek durumunda olacak. Ha 40.000'in altındaysa ve tek gelir de buysa yıllık beyanla beyan etmesine gerek bulunmamakta. 2019 Kasım ayında alınan aracın faiz giderleri maliyete eklenmek istendiğinde amortisman kısıtlamasına tabi olacak mı? Nasıl olacak? Efendim? Anladım. Dilek Hanım sormuş. 2019 yılının Kasım ayında, yani buradaki espri şey değil mi? 7 Aralık 2019'dan önce alındığı için bence amortisman kısıtlamasına konu olmaz. Çünkü 7 Aralık 2019'dan önce alınan taşıtlarda amortisman kısıtlaması yok. Onun için özel düzenleme var, tebliğde de söylüyor. O dönem yürürlükte olduğu dönemdeki usule göre amortisman ayrılmaya devam olunur deniyor. Dolayısıyla burada öyle bir sıkıntımız yok. Kiracı A 2019 yılı 9. ayında iş yerini terk etmiş fakat kira stopajını ödemeye devam etmiş. İlginç. İş sahibi 3 aylık stopajı beyanında gösterecek mi? Kira tahsil etmiş mi? Burada altın soru. Tamam, ama tahsilat yok. Tahsilat olmadığı için bir defa gelir elde eden açısından beyanı konu bir gelir oluşmamış. Dolayısıyla mahsup edeceği bir stopajla son 3 aylık dönemle ilgili söylüyorum. Oluşmuyor. Ha karşı taraf fuzulen ödediği stopajı ne yapacak? İşi terk etti, vergi dairesince düzenlenen tutanakta vesaireyle sabitse düzeltme hükümleri çerçevesinde 252 nolu tebliğde düzeltme hükümleri çerçevesinde stopaj iadesi bir bölüm var. Oradaki bölümdeki açıklama çerçevesinde bunu iade alabilirsiniz. Ya almayacak dedim ya. Son 3 ayda gelir elde etmediği için beyan da etmeyecek, stopajına mahsup etmeyecek. Orada stopaj var ama orada bir de ne oluyor? Tahsil ettiği tutarlar oluyor bankanın. Orada yer almıyor. Orada yer almayan tutarın stopajını mahsup edemiyorsunuz zaten. Tamam? 123. madde. Tamam. Murat Usta'da teşekkür ediyorum. Şimdi sorularımıza cevap vermek üzere. Mikrofon Halil Bey'de. Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. İsmail Bey'in sorusu var. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanununun birleştirilmesi tasarısından tamamen vazgeçildi mi? Yakın zamanda gelir vergisi kanunu tamamen yenilebilir mi diye sormuştu. 2011 yılı Eylül ayıydı. Gelir vergisi kanun yazım çalışmaları ile ilgili vergi konseyinin bir taslağı vardı. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı'nın da bir taslağı yer almıştı. O çalışmalarda biz merkezde İki taslak üzerinde hem denetim elemanı gözüyle hem de gelir dairesinin yöneticileriyle beraber bir çalışma yapmıştık. O zamandan beri herhangi bir gelişme olmadı. Takdir edersiniz ki bu konuda bakanlığın olsun, vergi konseyinin olsun ve TÜRMOB'un olsun çalışmaları mevcut. Diğer irade siyasi otoritenin verecek olduğu bir karar. İdari olarak bizim açımızdan değerlendirme dışı bir konu. O kapsamda ben olumlu ya da olumsuz bugün çıkar, yarın çıkmaz yorumu yapmam beklenmemeli. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Şimdi arkadaşımızın sorusu Mehmet Emin Bey diyor ki serbest meslek kazancının %65'i gider yazılması zorunlu kılması karşısındaki görüşünüzü rica ederim. Sorudan şunu anlıyorum. Siz bir serbest meslek erbabısınız. Beyannameyi vermişsiniz. Hasılatınızın çok cüzi miktarı matrağı olarak yer almakta. Vergi dairesi de sizden izahat istiyor. Giderleriniz çok yüksek. En azından %30-35 matrah beyan edin diye söylüyor.
Bu noktada mükellefin beyanı esastır. Mükellef kendi yapmış olduğu harcamalarının işiyle bağlantılı olduğunu iddia ediyorsa vergi dairesine bildirir. Vergi dairesi bu giderlerin işle bağlantılı olmadığını takdir ediyorsa konuyu incelemeye taşır. İncelemede o faaliyet, o giderlerin işle bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkar. Evet, vergi dairelerimiz binlerce mükellef var. Beyannameler taranıyor. Bazı mükelleflerin gerçekten sunduğu giderlere bakıldığı zaman özel harcamalar var. Evini aldığı temizlik giderlerini de faaliyetlerinde gider yazdığını vergi daireleri görmekte. Bu kapsamda mükellefle iletişim halinde bu giderlerin bir kısmını indir yolunda bilgi alışverişi oluyor. Ama siz giderlerin işle olduğuna inanıyorsanız, sonuçlarında da aksi bir durum çıkarsa vergi ziyan cezası, gecikme faizi ve vergi aslı olarak karşılaşabilirsiniz. Burada inisiyatif sizde, beyan sahibi mükellef olarak sizsiniz. Diğer sorumuz Esen Türkan sormuş. İş yerleri tarafından ödenen kira stopajını interaktif vergi dairesinde görebilir miyiz? Görünmeyen stopajlar için nasıl bir yol izlemeliyiz? Örnek üzerinden gidelim. Anladığım şu, sizin geliriniz üzerinden ödemeyi yapan stopaj yapmış banka farzı misal. Ancak interaktife girdiniz, adınıza yapılan stopajların bir kısmı yer almıyor. Siz stopajın kimin yaptığını biliyorsanız 252 numaralı tebliğde söyler, yazılı olarak o stopajın yapıldığına dair beyanı verir karşı taraf size. Karşı tarafın muhtasar beyannamelerini karşılaştırır vergi dairesi. Gerçekten stopaj yapıldıysa mahsubuna izin verilecektir. Eczaneden yapmış olduğum ilaç alımlarını kredi kartıyla ödüyorum demiş Zeynel Bey. Eczacı yazar kasadan kredi kartımın ismimin olduğunu söylüyor. Yazar kasa fişi veriyor. Bunu indirim konusu dikkate alabilir miyim beyanname üzerinde? Fatura gerekiyor. Kredi kartı slipi fatura yerine geçen bir belge değil. Perakende satış fişi niteliğindeki. Bu OKC fişi olduğu için perakende satış fişi. Kabul eden kim? Vergi dairesi mahkeme mi? Allah razı olsun. Kabul ettiyse sorun yok. Çok ses kimseye çıkar. Söylemeyin. Kimseye söylemeyin yani. Evet, söyleme. Öyle olur olmaz her ortamda söyleme. Söylediniz şimdi zaten, biz onu baktırırız. Hangi vergi dairesi de onu söylerseniz alalım yani. Biz duymadık bir şey. Evet. Tabii, buyurun. Şekli muhakkak güncellemek gerekiyor ama şimdi eczanelerin, ben size o konuda katılıyorum. Eczanenin mantığı zaten sağlıkla ilgili malzemeleri satmaktır, malları satmaktır. Ama bugün eczaneye biz girdiğimiz anda sağlık dışında, zorunlu sosyal güvenlik kurumunun sunduğu ilaçlar dışında diğer unsurlar da alım satıma konu edilebiliyor. Diyeceksiniz ki bunlar sağlıkla ilgili değil mi? Bunlar sağlıkla ilgili ama değil bir noktaya kadar. Kanunun kastettiği sağlık harcamaları doktorun size yazmış olduğu insan hayatı için gerekli olan ilaçlar. Ama eczanelerde sağlıkla ilgili olan ancak sağlıkla ilgili olmayan. Diyorsunuz ki çelişmiyor musunuz? Vergi uygulaması anlamında bazı unsurlar sağlıkla ilgili değil. Fatura istememizin sebebi şu, faturada malın nevi net bir şekilde göreceği için vergi idaresi sağlıkla ilgili ilaçsa bu diyecek, indirim konusu yapabilir. Siz fatura alma noktasında ısrarcı olun diye. İşlem pratiği açısından dediğiniz doğru. Kanun, eski bir kanun. Uygulama pratiği açısından sizin dediğiniz doğru algılanabilir. Ama benim dediğim mantıkta biz sağlık harcaması der iken hastaneye gittiğimizde doktorun yazmış olduğu ilaç ya da diğer sağlık gereçlerini algılıyoruz.
Tebliğ düzenlemesi gerekiyor. Dediğiniz fikirleri icraata sokmak. Diğer arkadaşın olduğu vergi dairesinde mükellefiyeti nakledin bence. Başka çözüm yok, zorlamayın. Vallahi oraya nakledin, başka türlü olmaz. Diğer sorumuz, isim yok. Okul kitabı satışı yapan bir mükellefinin işlemleri vergiden istisnaymış. Bu kendisinin aldığı mal ve hizmetlerle ilgili KDV'yi indirim konusu yapabilir miyim diyor. 30. madde açık. Vergiye tabi olmayan bir işlem varsa, işleminiz vergiden istisnaysa, sizin yaratabileceğiniz bir katma değer olmadığı için diğer yüklendiğiniz KDV'leri de indirim konusu yapamıyorsunuz. Kur farkları için fatura kesilmeli midir? KDV oranı ne olmalıdır? Kur farkları için değerlemeden kaynaklı olanlar değil diye algılıyorum. Siz bir mal aldınız, 1000 dolardı malın değeri. Kur bugün itibariyle 6 lira 25 kuruş. Bir hafta sonra 6 lira 30 kuruş oldu. Aradaki kur farkına malın tabi olduğu oran kapsamında KDV'li fatura düzenlemeniz gerekiyor. Diyetisyenlerde KDV oranı nedir? Ben KDV oranlarını bilmiyorum. Bakanlar Kurulu kararına bakabilir arkadaşımız. Bulamıyorsak KDV, şöyle uygulamayın. KDV Grup Müdürlüğümüze konuyu açıklayıcı bir... Cevap gelmedi mi? Ankara size bunu... Yok. Şöyle diyeceğim, Ankara'dan size bir dönüş mü olmadı yoksa... Cevap gelecektir yani, özellikle değerlendir... Telefondan ziyade siz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KDV ÖTV Grup Müdürlüğü'ne konuyu açıklayıcı bir dilekçeyle başvuruyu yapın. Özellikle kapsamında size oranın ne olduğu söylenir. Ben şimdi Bakanlar Kurulu kararını aşmadan buna ilişkin bir açıklama yapamam. Onu söyleyeyim. Yılmaz Bey sormuş, ticari taksi plakası kiraya veren basınç işinde elde ettiği gelir nedir? 70. madde kapsamında hak kiralamasıdır. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Basınç usulü ihlal etmiş olur mu? Burada artık basınçın genel özel şartları var zaten kanun maddesinde. Elde ettiğiniz özel şartlarda ticari zirai, yanlış hatırlamıyorsam ticari zirai ve mesleki kazançlardan gerçek usulde vergiye tabi olmamızdan bahsediyor. Elde ettiğiniz gelir GMS'yi olduğu için şartlar bozulmaz diye değerlendiriyorum. Yine Ülke Hanım sormuş, usulde ticaret hat sahibi mükellef vefatı sonrası işletme hakkını devralarak faaliyette bulunan mükellefin vergisel işlemleri ne olacaktır diye soruyor. Bir, vefat edenden size geçen mallarla ilgili veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturur. Faaliyete devamla ilgili yine 48. maddede basit usulde hüküm vardı. Burada basit usulün şartları bozulmuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. İmar barışı kapsamında ödediği tutarlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi diye soruldu. Yapı kayıt belgeleri bedelleri olarak algılıyorum. Bu doğrudan gider kaydedilmez. Yapının maliyet bedelini ilave edilerek amortismana tabi tutulacaktır. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten mükellef ağa aralık üretimini 15 Ocak'ta fatura kesmek zorunda. EPDK böyle istiyor diye söyleniyor. Aralık dönemi üretiminden kaynaklı gelir 2020 Ocak'ın gelirimi olacak. Aralığın 2019'un gelirimi olunacak diye sorulmuş. Bunu EPH istiyor herhalde anladığım kadarıyla. Bu kapsamda siz ortak havuza, elektrik enerjisi üreten ortak havuza elektriği Aralık ayında sundunuz ve sizin sunduğunuz elektrik Aralık ayında tüketicilere satıldıysa Aralık 2019'un geliridir. Yok, orada bir mukteza var Ali Bey. Yani çok o mantığa evet. Uymayan. Ocak'ta tahakkuk ettiği rakam belli olduğu için evet. KDV açısından da gelir açısından da ilgili izleyen yıl kabul ediliyor. Doğrudur. Yani sözleşmenin de şartlarına bakmak lazım. Ben şey için sordum yani. Yani teslim dönemi Aralık'ta olsa tutar Ocak'ta kesinleşiyor. Orada çünkü dengesizlik farkı ödemesi vesaire çeşitli özel karşıdan konular var. O yüzden ocağın KDV beyannamesi diyor muktezada. Hatta şeyi bile kabul ettim. Eskiden gelir tahakkuk yapıyorduk biz. 2019 aralığa, ona da gerek yok diyor, 2020'ye gelir yaz diyor. Aynen öyle. Değerli arkadaşlar,
Murat Üstadımız Ankara'ya uçması gerekiyor. Uçak saati çok sıkıştı. Özür dileyerek ben müsaade istiyorum. Sizler adına kendisine çok teşekkür ediyoruz ve iyi uçuşlar diyoruz. Şimdi Cemal Bey sormuş, ben soruyu pek algılayamadım. Siz bana ifade ederseniz cevaplayabilirsem cevaplayayım, cevaplayamazsam mail ortamında ben size bir bilgi vereceğim bu konuda da soruyu almak isterim, dinleyerek almak isterim. Cemal Bey burada mı? Tükenmez. Yok herhalde. Hakkını kaybetti. Hakkını tamamen kaybetti. Yine Ümit Bey'in sorusundan şöyle okuyayım. Bazı mükelleflerin adına açılan internet vergi dairesinde adına kesilen menkul kıymet brüt gelirleri ve stopajlar listesi çıkmakta. Fakat mükellef bunları kabul etmemekte. Ne yapmamız gerekiyor diye soruyor. Bunu da yani çıkışta beraber soruyu tam bir algılayayım, o şekilde size bir cevap vereyim bu konuda. Çünkü soruyu tam algılayamadım. İnteraktifte sizin adınıza kesilen vergiler var. Karşı taraf kabul etmiyorsa bu sizi çok etkilemiyor. Adına zaten vergi kesilmiş. Ümit Bey burada mı? Ümit Bey diyor herhalde. Buradaymış, tamam. Çıkışta. Bir konuşalım üzerine çıkışta. Tamam. Zeki Üstadım, söz sizde. Tüm defterleri usulüne uygun açılış ve kapanış tasdiki yapılmasına karşın envanter defterinin tasdik edilmemesinin yaptırımları ve sonuçları nedir? Resen takdir nedeni sayılır. Bunu da fiilen yaşadık uygulamada. Normal şartlarda bugün aslında envanter defterinde şirketler bilançolarını, gelir tablolarını yapıştırıyorlar. Mizanlarını yapıştırıyorlar. Başka da bir şey yok. Ve bir anlamı ve işlevi de yok. Ama bir tarihat yapmak istediğinizde tasdik ettirilmemiş resen takdir nedenidir deyip ondan hareketle problem yaratabiliyorlar. Benim şahidi olduğum olayda şirketin 10-15 sene önce aldığı aktifinde kayıtlı amortisman ayırmakta olduğu varlıklara ilişkin orijinal faturaları istedi inceleme elemanı. Dolayısıyla envanter defteri önemli. Sadece envanter defteri değil, şu sıralarda elektronik ortamda tutulan kayıtlarla ilgili de sorunlar var. İşletmeler elektronik defterlerini zannediyorlar ki elektronik ortamda tutuluyor ve bir sorun da yok. Ama oysa onun sadece açılış kapanış beratlarının alınması vesaire yetmiyor. Onun usulünce muhafazası gerekiyor. Oralarda ibraz et dendiğinde sorunlar yaşanıyor. İbraz edemeyenler oluyor. Artı eski usul defterlerle ilgili olarak bastırmama çok yaygın. İstendiği zaman da problemler çıkıyor. Elektronik ortamdaki kayıtlarını işte bastıramıyorlar, kağıtlarını bulamıyorlar. Velhasıl mutlaka zamanında bastırıp bir kenara koyup muhafaza etmekte fayda var. Çünkü defter belge eğer noter kayıtlarından hareketle tasdik ettirildiği ortada ve ibraz edilmezse aynı zamanda hapis cezasını gerektiren bir suç ve hemen katma değer vergisiyle ilgili olarak da problemler yaratır hale geliyor. Bunların tüm versiyonlarını da gördük. Son zamanlarda hackerlar da bu konuda şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Çoğu küçük ve orta boy işletme yurt dışarıdan gelecek saldırılara özellikle açık. Ve hackerlar ele geçiriyor şirketlerin defter sistemlerini, kapatıyorlar, kendi defterlerine erişemez hale geliyorlar. Sonrasında da para istiyorlar, verirseniz kurtarıyorsunuz, veremezseniz de problem yaşıyorsunuz. 2019 yılında alınan iş yeri kirası 5000 liradır, iş yerinin yasal açılışı yoktur, vergi kaydı yoktur. İş yeri kira bildirimi nasıl yapılmalı? 5000 lira brüt mü, net mi? anlaşılan ihbar edecek netice itibariyle bu bildirimde bulunduğu zaman ama bu brüt saymak gerekir netice itibariyle. Ondan eğer iş yeri ile ilgili olarak
tespit yapılırsa öbür tarafa da gelirler. Oradan alamadıklarını gayrimenkulün sahibine de rücu ederek alırlar. Ama bence brüt olarak beyan etmek gerekiyor. Her halbekarda yasal olarak açılmamış olsa da mükellefiyet, daha doğrusu kesip yatırma sorumluluğu var. Tespit edildiği zaman da zaten cezalı tahriyatla karşı karşıya kalır. Vallahi ya hiç bildirmeyin, bildirirseniz de doğru bildirin. Çünkü bu memlekette hiç bildirmemek en az cezayı, yanlış bildirmek de çok ağır cezayı sebep oluyor. Birdenbire böyle sahte belge, yanlış bilgi bilmem ne falan kendinizi hakimlerin karşısında bulabilirsiniz. Onun için diyorum. ...27.3.2019'dan önce ihale yoluyla iş sözleşmesi feshedilen çalışanın vergi iadesi için bağlı olunan büyük mükellefler vergi dairesine başvurulmuş olup vergi dairesi emeklilik sebebiyle iş sözleşmesinin sonlandırılması neticesinde ödenen tazminatın bu kapsamda değerlendirilemeyeceği görüşünü vermiştir. Ankara'ya itirazda bulunuldu. Ne yapmak lazım? Mahkeme açarsak vergi mahkemesi mi, idare mahkemesine mi dava açmalıyız? Kıdem tazminatına ilave olarak iyi niyet tazminatı ödenmiştir. Konunun vergi mahkemesinde tartışılabilmesi mümkün. Çünkü vergiyle ilgili bir konu. İadesi istenilen konu vergi. Ancak sürelere dikkat edin. Sonrasında Ankara'ya itirazda bulunmuşsanız orada da 60 gün içerisinde cevap gelmezse bu sükut red anlamına gelir. Ondan sonra 30 gün içerisinde dava açılması gerekir. Yoksa zaten usulden kaybetmiş olursunuz süre geçmiş olması nedeniyle. 3 konutum var. 3'ünden de kira geliri elde ediyorum. İktisap bedelinin %5 indiriminden her konut için ayrı ayrı yararlanabilir miyim? Evet. Sistem geçen yıl izin vermedi, uyarı verdi. Birden fazla için kullanamazsınız şeklinde farklı bir şekilde, valla benim hatırladığım kanunda öyle bir sınırlama yok, yararlanılır. Kanunda öyle mi diyor? Ben hatırlamıyorum. Öyleyse öyledir. Kanuna bakmak lazım. Bendeki sorular da bu kadar. İki sorumuz daha var. Sinan Bey, bir bakalım. Hemen Ümit Bey'in biraz önceki sorusuna bir cevap vermeye çalışalım. Şimdi soruyu şöyle diyor. Bir menkul kıymet geliri var. Banka tarafından tevkifat yapılmış. Bir de GMSİ'si var. Banka tarafından yapılan tevkifat sistemde görünüyor. Ancak geç 67 kapsamında banka tevkifat yaptığı için sizin bunun için beyanname vermenize gerek yok. Gayrimenkul sermaye adından normal beyannamenizi vereceksiniz. Yatırım menkul kıymetten kesilen verginin mahsubunu yapmayacaksınız. Bunlar geçiş 67 kapsamında beyan dışı. Sedat Bey sormuş. GMS'ye mükellefiyim. 10 yıl önce aldığım meskenin tapu değeri 50 bin TL. Şu an emlak vergi değeri 250 bin lira. Amortismanı hangi değer üzerinden ayıracağım? Amortismanı 50 bin liralık emlak vergi değerinden, ilk alış değerinden ayırmaya devam edeceksiniz. Siz bunu 50 bin liraya aldınız. 50 yıllık amortisman süreniz var. %2 ile beraber 50 bin lirayı itfa etmiş olacaksınız. E-arşiv fatura düzenlemedeki 5 bin liralık sınır tevkifatlı faturada nasıl olacak? Tevkifattan önceki toplam mı, tevkifattan sonraki toplam mı diye söylüyor. Benim yanlış hatırlamıyorsam tevkifat öncesi fatura 118 lira. 118 lirayı dikkate alarak işlemeyeceğiz. Tevkifat öncesi tutar diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam da üzerine konuşuruz. Abdullah Bey burada mı? Gider kısıtlamasına tabi olan binek aracı satıldığında daha önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınan amortisman gideri satış esnasında gelir olarak dikkate alınır mı? Basit mantıkla bir şey gider kabul edilmiyorsa onun yansıması olan durumda gelir olarak dikkate almanıza gerek yok. Aksi bir görüş verilmediyse. Özür dilerim, ben arkada sordum. Sorunun cevabını iyi duyamadım.
Hangi soruydu? Birden fazla bulutumuz var ve kanun maddesinde diyor ki elde edilen bulut için sabitlenen bulut için %5'ine kadar. Sizin. Ömür Hanım değil mi? Bana e-mail adresinizi verir misiniz? Ben size maille cevap vereyim. Rica ederim. Yo, hemen söyleyin isterseniz. Evet arkadaşlar. Ben Ömür alt çizgi İSMO Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulum adına konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir Mart ve Nisan ayı yaşayacağız. Bu süreçte hepinize sağlıklı, stressiz, sıkıntısız bir çalışma hayatı diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.